Bu videoyu 18 yaş üzeri olan insanlar izleyebilir sadece. Çünkü bu kazağım ve arkamda gördüğünüz bayrak 18 yaş altındakilerin gelişimine aykırı. O yüzden maalesef arkadaşlar. Kusura bakmayın. 18 olduktan sonra gelip izlersiniz bu videoyu. Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün tekrardan filmler hakkında konuşuyorum. Ama bu herhangi bir film türü değil. Birkaç zaman önce, bir yıl kadar olmuştur herhalde. En sevdiğim Barbie filmlerini konuşmuştum sizinle. Ve o videoyu ben çok seviyorum. Aynı zamanda gelen altta gelen yorumları da çok seviyorum. Çünkü hani nostalji, çocukluk nostaljimiz. Sonra tekrardan düşündüm. Neleri düşündükçe üzülüp sonrasında çocukluğumuzu anıyoruz. Disney Channel filmleri. Şimdi burada şuna değinmek istiyorum. Disney Channel filmleriyle Disney filmleri farklı şeyler. Bunu söyleyip sonrasında bu farkı açıklamam da ayrımanlık ama Disney filmleri şu an ekranda gördükleriniz, Disney Channel filmleri de şu an ekranda gördükleriniz. Ve bugün birkaç tane en sevdiğim Disney Channel filmini konuşacağım. Hemen videoya geçiyorum. Öncelikle Disney Channel filmleri arasından en sevdiğim ve en iyi olan Disney Channel filmini konuşmak istiyorum. Lemonade Mouth. Lemonade Mouth. Lemonade Mouth'u sevmeyen insana güvenemem. Gerçekten. Lemonade Mouth ikonik bir film. Lemonade Mouth şunu anlatıyor. Birazcık modern zaman kahvaltı kulübü gibi düşünün. Yani şey, cezaya kalıyorlar. Birkaç kişi, bir beş kişi miydi? Aynen. Olivia, Mo, Charlie, Stella ve Van. Ve ondan sonra da bir grup kuruyorlar. Yani müzikli kahvaltı kulübü gibi düşünebilirsiniz ve Lemonade Mouth çok iyi film. Yani bence Lemonade Mouth en iyi Disney Channel original filmidir. İzleyip de Lemonade Mouth'tan sıkıldım, beğenmedim diyen insana güvenmem. Determinate. Determinate. Lemonade Mouth ile alakalı tek sevmediğim şeyi şu an size söyleyeceğim. Ben inanılmaz Mo ve Charlie şipleyen bir insandım. Hala da öyleyim. Mo ve Charlie inanılmaz şiplerdim ve filmin sonunda Mo tekrardan onu aldatan çocuğa geri dönüyor. Yani neden? Neden? O çok kötü. Tek sevmediğim kısım o. Evet, geri dönüyoruz. Evet, günlük Determinate dozumuzu da aldığımıza göre bir sonraki filme geçelim. Bir sonraki seriye geçelim ya da. High School Musical. Yani High School Musical ikonik. Yani Lemonade Mouth'a ikonik diyorum ama hani High School Musical başlangıç. High School Musical olmasa, High School Musical olmasa toplum olarak nerede olurduk? Troy var, Troy Bolton. Kendisi Doğu Lisesi'nin basketbol takımı kaptanı. Sonra Gabriella var, yeni kız. Ve inanılmaz bir nerd, inanılmaz bilime aşık bir kız. Bunların ikisi yılbaşında bir otelde tanışıyorlar, karaoke yapıyorlar, şarkı söylüyorlar. Tanışıyorlar, sonrasında da aynı okulda okudukları ortaya çıkıyor. Neyse. Grease müzikaliyle aynı konuya sahip. Grease müzikaliyle aynı konuya sahip. Grease müzikaliyle aynı konuya sahip ilk High School Musical. Ve bunu ben şu an fark ediyorum. Onlar diyorlar ki biz müzikale gireceğiz. Müzikalde oynayacağız diyorlar ikisi birlikte. Ve ondan sonra okul ayağa kalkıyor. Diyor ki hayır, sen sadece spor yapabilirsin. Hayır, sen sadece bilime odaklanabilirsin. Aynen, bir şey yapamaz. O film bununla alakalı. Sonra çok 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 ikonik Sharpay Evans var. Bu bir tane video izlemiştim. Bu videoyu bulursam aşağı linkini koyarım. Filmin asıl kötü karakterinin Troy olduğuyla alakalı ve o zamandan beri Troy'dan nefret ediyorum arkadaşlar. Sharpay bir kurban. Yani onun da her şeyi iyi yaptığını söyleyemeyeceğim, kabul. Troy çok büyük, çok büyük edepsizlik ediyor. Çok büyük. Ona bakılırsa kesinlikle ama kesinlikle bu arada Troy'u da söylemem lazım. O kadar boyla basketbol takımı kaptanı da olunmaz yani. Kesinlikle babasının şeyi var. Torpili geçmiş orada yani. Hayatta inanmam. Bakın, Zac Efron'un boyu 1.73. Benden 3 santim daha uzun. Ve hem lisenin basketbol takımının kaptanı olacak hem de ondan sonra UC Berkeley'e mi gidiyordu? UC Berkeley'e gidip basketbol bursu alacak oradan. He götüm. He. Aynı zamanda yani Troy'dan gerçekten çok nefret ediyorum arkadaşlar. Bunu da söylemem lazım. Yani gerçekten sıkılmadınız mı arkadaşlar? Babamın istediği üniversiteye gitmeyeceğim. Onun yerine başka bir üniversiteye gideceğim. Hangi prestijli üniversiteye gitsem? Troy Bolton hate account. Sonucuma bütün seri hakkında konuşursak High School Musical 2 superior. High School Musical 2 serinin en iyi filmidir tartışmasız.
tartışmasız. Şarkılar olarak bir kere Betonit yani şeyde High School Musical 2'de ve hani Zac Efron'un golf sahasında böyle uçarak ve sitemli bir şekilde Gabriela'dan ayrıldıktan sonra dans etmesi hayatıma ne kadar serotonin kazandırmıştır. Yani. Ve aynı zamanda şey var. Chad'le Ryan'ın kıyafet değişimi var. Beyzbol sahnesi var. Ha? Bunların ikisi Lemonade Mouth'la High School Musical serisi. Hani çok bilindik olanlardı. Şimdi birkaç tane daha bilinmedik ama yine de en iyi Disney filmleri arasına giren filmleri bahsedeceğim. Bunlardan ilki Jumpin'. Jumpin'i hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Umarım hatırlıyorsunuzdur. Push it, push it till we win it, win it. Yani ip atlama isteği uyandırmıyorsa siz de filmi yanlış izlemişsiniz arkadaşlar. Neyse şimdi hepinizin bildiği bir filmden bahsedeceğim. Bu film hani çok çok iyi mi? Değil kesinlikle ama çok komik. Bunu biliyorsunuz. Evet şu an Radio Rebel'dan bahsedeceğim. Radio Rebel bence bu listede bulunması gerekiyor çünkü inanılmaz komik yani. No, I'm Radio Rebel. Tipik bir Disney Channel filmi işte ana olayı Tara'nın gizli bir radyo programı sunucusu olması. Yani bunun bayağı popüler olması aslında. Neyse birazcık daha iyi bir filmden bahsedeyim şimdi. Waverly Büyücüleri filmi. Waverly Büyücüleri filmi hani Waverly Büyücüleri zaten hani... Gerçekten çok travmatik bir filmdi. Özellikle hani son sahnesi miydi o? Alex Justin'e yalvarıyor işte şey diyor. Sen benim abimsin hatırlasana falan filan diye çok kötü bir sahne. Çok kötü bir sahne. Gerçekten çocukluk travmamdır yani şey açısından. Sevdiğim insanların beni unutması. Waverly Büyücüleri filmi hani o bildiğimiz Waverly Büyücüleri ailesinin bir tane tatile gitmesi ve tatilde Alex'in bir tane isteğinin tamamen bambaşka yerlere sonuçlara ulaşması. Anne babası aile olduklarını unutuyorlar. Ben Selena Gomez'i eskiden çok severdim. O yüzden Visitors of Waverly Place'i de çok severdim. Ardından Selena Gomez'in Bestie'sinin filmine geçelim. Camp Rock. Camp Rock bence güzel bir film serisi. Camp Rock şunu anlatıyor. İşte Michi diye bir kız var. Demi Lovato oynuyor. Michi diye bir kız var ve bir rock kampına gidiyor. Rock kampına gidiyor. annesinin böyle Japonya'da bir radyo programının başında falan olduğunu söylüyor. Niye böyle bir yalan uyduruyor asla anlamadığım bir şekilde. Ve ondan sonra işte Joe Jonas falan var. Joe Jonas'a aşık oluyor. Ve öyle. Camp Rock'ın ilki birazcık garip. Camp Rock'ın ilki güzel ama hani Lucid Dream gibi yani. İkinci film ikonik. Bunun konusu da şöyleydi. Camp Rock işte normal ilerliyor falan filan ama onun dışında bu Camp Rock'ın başındaki adam bir tane eski gruptan biriydi. O grupta olup da ondan sonra o gruptan atılan bir adamın da gölün karşısında bir tane kamp açmasını anlatıyor. Onlar rakip kamp oluyorlar. Ve sonrasında bir şekilde niye bu oluyor bilmiyorum asla. Diyorlar ki biz bir yarışa girelim ve yarışı kaybeden kampını kapatsın diyorlar. Camp Rock 2 hani tam bir müzikal. Camp Rock 1 tam müzikal değildi çünkü Camp Rock 1'de şey oluyordu. Harbiden sahneye çıkıp şarkı söylemeleri gerektiği zaman şarkı söylüyorlardı. Burada hani bir anda şarkıya girebiliyorlar böyle. Şey yapıyorlar hatta. Bir sahne var biliyorsunuzdur. Camp Rock Camp Star'a gidiyor. Camp Star bu arada karşı kampın ismi. Camp Star'a gidiyor böyle. Camp Rock! Giriyorlar sonra şarkıya giriyorlar ve ikonik bir dans düellosu sahnesi oluyor. Onun dışında çok güzel şarkılar var. Bunu da deneyimleyeyim. Hani Nick Jonas'ın mesela Introducing Me şarkısı var. Ben ezbere biliyorum o şarkıyı. O şarkı çok iyi. Fun fact vereyim. Aslında hani Camp Star'a geçen bir tane kız var Tess diye. Falan gıcık bir kızdı ilk filmde de. Sonra da Camp Star'a geçiyor. Neyse bunu geçiyoruz. Bu normalde filmde olan bir şey. Aslında Camp Star'a Michi geçecekmiş. Yani Demi Lovato'nun karakteri. Hatta yakından dinlerseniz Camp Star'ın şarkılarında Demi Lovato'nun sesi var. Yani öyle bir şey yapsalardı Lemonade Mouth'un üzerine geçebilirdi arkadaşlar. Yani şaka yapmıyorum. Michi'nin öyle bir hain çıkmasını beklerdim yani.
Bu arada Camp Star'ın kazanma sahnesi hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama tam hani böyle Camp Star kazandı diye demiyorlar. Camp Rock'a böyle şey yapıyorlar, böyle yarışma sahnesinde de Camp Rock'a böyle yakınlaştırıyorlar ve arkada ses yok ve sadece ifadeleriyle şey yapıyorlar ve bence bu Disney Channel filmlerindeki en sanatsal olaylardan biridir. Selena Gomez, Demi Lovato falan bahsetmişken de şundan da bahsedeyim. Prenses Koruma Programı. Bu film de bence çok iyi. Selena Gomez böyle böcekçi mi? Böcekçi bir adamın kızı ama bu böcekçi adam aynı zamanda böyle bir gizli ajan. Bu ajanın görevi de böyle dünyanın etrafındaki prensesleri tehlike altındayken korumak. Böcekçi kızla prensesin arkadaş olması ve onların uyumu gibi bir film. O filmde oynayan bir tane çocuk vardı. Belki hatırlıyorsunuzdur. Prenses Koruma Programı'nda bowling alanında çalışan bir çocuk vardı. Ve o adamın bir başka filmi var. Ve bu filmi hatırlıyorsanız harbiden DM'den yazın bana arkadaş olalım. Çünkü bu film ilk 3 Disney Channel'ın original filmleri arasında. Minutemen. Christopher Nolan Interstellar'ı yazarken Minutemen'den esinlenmediyse ben de Zeynep değilim. Zaman yolculuğu var. Zaman yolculuğu yapıyorlar 3 tane lise arkadaşı. Bu 3 tane arkadaş geçmişe ve geleceğe dönüp ve geçmişe dönüp çoğunlukla kendilerini hata yapmalarını engellemeye çalışıyorlar ve bence çok ikonik bir film. Minutemen gerçekten iyi bir film. Zaman yolculuğu yapıp engellemeye çalışmak. Interstellar. Nicholas Brown var. Ben ona çok çok büyük aşıktım. Çok büyük aşıktım o çocuğa. Minutemen hakkında bu kadar konuşacağım. Ve bugün anlatacağım ve sevdiğimi hatırladığım son film de Starstruck. Starstruck çok ikonik bir film ve Starstruck bence hani fanfictionların yolunu açmış bir film. Bir tane kız var. Bu kız nerede yaşıyorlar tam olarak hatırlamıyorum da. Neyse. Kaliforniya'da yaşamıyorlar. Onun aklınıza tutun. Hollywood'a gidiyorlar. Çünkü kızın ablası Christopher Wilde diye bir tane şarkıcının çok büyük hayranı ve onun konserine gidecek güya. Neyse. Sonrasında bu çocuk konsere çıkmaktan bir nevi vazgeçiyor mu? Bir durum oluyor. Ve bu kız da artık sıkıldığı için etrafta dolaşırken bu çocuğa çarpıyor. Hatta bu çocuk bu kıza kapıyla çarpıyor. Bir gün boyunca işte etrafta dolaşıyorlar. Geziyorlar. Maceralara atılıyorlar. Bence tam bir fanfiction filmi bu. Evet, bugünün sevdiğim Disney Channel filmlerinden bu kadar. Eminim ki size sevdiğiniz bazı şeyler hakkında konuşmadım. Mesela Hannah Montana. Bugünlük bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, beğenmediyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın lütfen. Dediğim gibi eğer bu filmlerden herhangi birini biliyorsanız gerçekten konuşalım. Yorum atın. Evet, o zaman şimdilik görüşürüz. Hoşça kalın. Bye bye.